ağırladığı fotoğraflar gündem olmuş. Şaşırıyor muyuz? Tabii ki hayır, ama yapılan bu çifte standart gerçekten sinir bozuyor. Bu uyarıyorum sizi. Rektörüm böyle bir talimatı yok. Siz polis kararsınız. Talimat bir yazılı göndersin ya. Hangi talimat? CHP'li vekillerin kampüse girmesine engel olduğu AKP'lilerle de boy boy fotoğrafları ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci, meclis görevi için üniversiteyi denetlemek isteyen CHP heyetinin önüne set çekmişti. Yasaklı listesi denilen şey ne mahkemeden çıkma, altını çiziyorum, ne bir soruşturma, disiplin ve soruşturma kurulundan çıkma. Yasaklı listesi bir kişinin kafasını esip kapıya yolladığı bir liste. Hukuka aykırı bulunan bu hareketin ardından İnci'nin çok sayıda AKP'liyi makamında ağırladığı fotoğraflar gündem oldu. Üstelik kayyum rektör İnci'nin başkanlık ettiği Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı'nın yönetimi AKP'lilerle dolu. Eski AKP milletvekili İffet Polat, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin eşi Abdülkadir Karagöz bunlardan bazıları. Ayrıca İnci, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz, Nagihan Alçı ve Hakan Çelik gibi isimlerle de sık sık demeç veriyor. Senato üyesiyim ben. Hazır rektör demişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kayyum rektör Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi'nden yasakladığı akademisyenler basına konuştu. Yasaklı listesinin hukuka uygun olmadığını belirten akademisyenler sadece kayyum rektör döneminde kampüse çevik kuvvetin girdiğini söyledi. 3-4'ten beri hocayım. Üstelik eşim ve ben senato tarafından emeritus yapıldık. Yani ölünceye kadar ders verme hakkımız var. Adam bizi yasakladı. İçeri giremiyoruz. Onun için buradayız. 74'ten beri burada hiç polis görmedim. Hiç mi bir şey olmadı? Oldu tabii ama asla polis çağrılmadı. Bu kaba güce ne gerek var hiç anlayamıyorum. Bütün bu olaya ne gerek var hiç anlayamıyorum. Türkiye'de milletvekillerinin giremediği herhangi bir yer olması da çok 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 üzücü ve şaşırtıcı. Yasaklı listesi denilen şey ne mahkemeden çıkma, altını çiziyorum, ne bir soruşturma, disiplin ve soruşturma kurulundan çıkma. Yasaklı listesi bir kişinin kafasını esip kapıya yolladığı bir liste. Direktörüm. Böyle işler böyle yürüyor üniversitede. İşte görüyorsunuz. Denetleme görevi kanunla emredilmiş olan kendine milletvekili denetlemesi gereken, veri toplaması gereken bir kamu kurumuna, bir üniversiteye giremiyor. Fiziksel olarak engellendi. Seyrettiniz, 45 dakika sürüyor. Şimdi de içeride engelleniyorlarmış. Durum kötü. Yani Türkiye'de yasaların üstünde, yasaların dışında bir yönetim anlayışı iyice yerleşmeye başladı. Üniversitelerin durumu çok kötü. Öğretmenlik mesleği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici 3 maddeyle birlikte toplam 42 maddeden oluşan teklifin komisyondaki görüşmeleri 2 gün boyunca yaklaşık 24 saat sürdü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu toplantılara katılmadı. Milli Eğitim Akademisi hedefinin, amacının asıl olarak yerleştiği maddedeyiz. Öğretmenlik mesleği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici 3 maddeyle birlikte toplam 42 maddeden oluşan teklife göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Milli Eğitim Akademisi'nde aday öğretmenler için 3 veya 4 dönemden oluşan hazırlık eğitimi verilecek. Hazırlık eğitimi teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Her bir dönem en az 10, en fazla 14 haftadan oluşacak. Uzun bir mola, sonra yine kavuşacağız inşallah. Teklif öğretmen adaylarının hazırlık eğitiminde teorik dersler için en az 2 yazılı sınavdan geçmesini öngörüyor. Buna göre yazılı sınavların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılacak.
Uygulama dersleri ise 3 aşamalı olacak. Başarı sonucu 1. değerlendirmenin %20'si, 2. değerlendirmenin %30'u ve 3. değerlendirmenin ise %50'si alınarak belirlenecek. Geçme notunda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerden ortalama %40, uygulamalı derslerden de ortalama %60'ın toplamı alınarak atanabilme durumu oluşacak. Fikret Aliyaroğlu. Öğretmenlik, baş öğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen gibi 3 kariyer basamağına ayrılacak. En az 10 yıl öğretmenlik yapmış olan ve kademe ilerleme cezası bulunmayan her öğretmen, akademinin belirlemiş olduğu uzman öğretmenlik eğitimini tamamladıktan sonra uzman öğretmen olabilecek. Aynı şartlarda en az 20 yıl öğretmenlik yapmış öğretmenlere de baş öğretmen unvanı verilecek. Ayrıca atandıktan sonra yetersizliği tespit edilen öğretmenler yeniden akademide eğitim sürecine dahil edilecek. Bu süreç içerisinde başarısız olanlar genel idari hizmetleri sınıfında uygun kadrolara yerleştirilecekler. Kadınların bekarlık soyadını tek başına kullanamamasını öngören yasa teklifi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşın 9. yargı paketiyle yeniden meclise geldi. Kadınlarla ilgili tüm kararları onlar veriyor. Hatırlayacaksınız, tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden kadınların ve tüm kesimlerin aslında itirazlarına rağmen çıkılması gibi. Peki acaba kadınlar bu konuda ne düşünüyor? Onları öğrenelim. Zaten kendi soyadımız dediğimizde babamızın soyadı. Kadının hiçbir zaman kendine ait bir soyadı olmuyor. Yani ya babasının soyadını kullanıyor ya da eşinin soyadını kullanıyor. Herkes istediği gibi soyadını kullanmaya devam edebilir. Hani bunun çok eşinin soyadı, babasının soyadı sonuçta diğeri de. Hani sonuçta bir erkekten alınmış bir şey oluyor. O yüzden hani ne isterse onu kullanabilme hakları olmalı bence. Saçma bence. Kullanabilir yani. Neden böyle bir şeyi çıkardılar ki? Saçma. Kadın erkek eşitliği bir kez daha ihlal edilmek için meclis çalışması yürütülüyor. Öyle ki kadının soyadı hakkındaki AYM'nin iptal kararının yok hükmünde sayıldığı bir düzenleme var karşımızda. Şaşırmadım. Şaşırmadım. Hep kadınlara yani. Ölen kadınlar, soyadını veren kadınlar, çocuk veren kadınlar. Gerçekten kadınların işi zor. Ama keşke kendi soyadımı kullanmamız ve çocuklarımızı aktarma gibi bir haklarımız da olsaydı. Yani böyle bir şeyin yasak olmasını tabii desteklemiyorum. Anayasa Mahkemesi kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanılabilmesine ilişkin düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı bularak geçen yıl Nisan ayında iptal etmişti. AYM'nin gerekçeli kararında kadının evlendikten sonra da isterse bekarlık soyadını tek başına kullanmasına olanak tanınması gerektiği vurgulanmış ve TBMM'ye bu doğrultuda yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre vermişti. Yıllarca soyadı hakkı için mücadele eden kadınlar Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal kararla birlikte anayasada düzenleme beklerken geçtiğimiz günlerde meclise sunulan 9. yargı paketinde AYM'nin bu yöndeki iptal kararının dikkate alınmadığı görüldü. Kanun teklifinde kadının bekarlık soyadını ancak erkeğin soyadıyla birlikte kullanabileceği öngörüldü. Tabii kadının kişisel hakları yok ki ya. Ülkemizde kadının adı bile yok. Görmüyor muyuz? Her köşede boşanmak istiyorsun, öldürülüyorsun, aldatılıyorsun. Adalet ve Kalkınma Partimiz güzel çalıştı yani bu kadar sene zarfında çok